Allah Subhanahu kitapta Resul ve Nebi'yi ayırmıştır diyorlar. Resul hitap ettiği zaman farklı bir şeydir. Kur'an'dır ondan anlayacağımız. Nebi olarak bahsettiği zaman ise yani kişisel olarak anlamamız gerekli diyorlar. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala bu ayrımı kabul ediyor mu? Kitaba gidiyoruz. Kur'an bu konu hakkında ne diyor? Okuyoruz. Allah Subhanahu ve Teala Tevbe 61. ayetinde diyor ki: "İşlerinden peygamberi incitenler ve o her sözü dinleyen bir kulaktır diyenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eziyet edenler, onlar için acı bir azap vardır." Bak Allah Subhanahu Teala ayetin başına ne demişti? İşlerinden peygamberi incitenler. Ayetin sonunda ne dedi? Allah'ın elçisine, Allah'ın Resulüne eziyet edenler. İkisi aynı mıymış? Aynıymış. Demek ki neymiş? Allah Subhanahu Teala peygamberine hem Resul hem de Nebi olarak, peygamber olarak hitap ediyormuş. Bu sizin anladığınız şekilde değilmiş. Allah bu manayı ayırmıyormuş. İncitilen bir kişiden bahsediyor. Ve eziyet edilen bir kişiden bahsediyor. İncitilen eğer peygamber ise peygamberdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammed'dir onların deyimine göre. Eziyet gören ise Resul burada geç. O zaman burada Kur'an'dır. Kur'an eziyet görüyor o zaman. İşkence görüyor. Bu şekilde anlamaları gerekli. Kabul ediyor mu Kur'an? Kabul etmiyor. Kusuyor mu? Kusuyor.